Kalan 23 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Yeni bir gündem özel programıyla da bugün sizlerle birlikteyiz. Günün anlam ve önemine binaen Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü. Bu münasebetle tüm başta Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmetle yad ediyoruz. Bugün stüdyomuzda Diyarbakır'dan bir konuğumuz var. Kendisiyle Diyarbakır ve Diyarbakır üzerinde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin sorunlarını konuşacağız. Oradaki temel sorun olan terörle mücadeleyi konuşacağız. Konuğumuz Abdulvasi Yaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizleri sormalıyım. Teşekkür ederim hocam. Ben kısaca isminizi söyledim. Sizi tanıyabilir miyiz? Abdulvasi Yaz. Aslında ben de önce bütün milletimizin bayramını kutluyorum. Ve bu bayram bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin coğrafyasının içinde ve dışında yaşayan bu halkın hepsinin bayramıdır. Bir kitlenin, bir taifenin bayramı değil. Mesela birileri sanki onlara hasmış gibi bizim bayramımızdır, bizden başka işte biz cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Halbuki biz ecdatlarımızı sayarsak, iptidaiyeden bunu söyleyeyim, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili. Bizim orada şehitlerimiz var, çok fazla bağırayanların orada şehitleri yok. Terörle mücadelede şehitlerimiz var. Ve çok fazla böyle şey eden, yani kendisini devlet sahibi yapmaya çalışanların bakıyorsun ki başka başka garez ve amaçları var. İşte cumhuriyet bütün bir milletin malıdır, bütün bir halkın malıdır. Orada Çanakkale'de yatan bütün halkımızın orada düşen kanlarının, evlatlarının ve tüm toplumumuzun malıdır. Bu bayram bütün halkımıza tebrik ediyorum, kutlu olsun. Her zaman oluyor hocam, böyle böyle bir kitle her zaman var. Bu ulusal günlerimizde, milli ve manevi günlerimizde hep oraya taşımak isteyip o birlikteliğimize zarar vermek isteyen her zaman böyle bir kitle var. Biz de birlikte, hep birlikte tüm milletimizle el ele onlara fırsat vermeyeceğiz inşallah. İnşallah. Hocam, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanısınız. Evet. Diyarbakır'dasınız. Diyarbakır. Sizi ve federasyonu tanıyabilir miyiz? Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu, biz daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cevdet Bakanımız, Sayın Cevdet Yılmaz Devlet Bakanımızın, Cevdet Yılmaz'ın Diyarbakır'a gönderilip bizim açılışımıza katılıp onunla 2017 tarihinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu olarak kurulduk. Bizim şu anki federasyonumuz gayesi ve hedefleri bizim bölgede malum, yani bir terörün çok büyük yaraların açtığı bir bölge. Halkımızın çok büyük musibetlere tabi tutulan bir bölge olduğu için bunun sebeplerini, esbaplarını araştırdık. Baktık ki gerçekten terör örgütü özellikle sivil alanda büyük bir marhale kat etmiş bölgede. Halbuki bu terör örgütünün hedefleri var, gayeleri var. Onu güzel bir analiz. Maalesef Peygamber Efendimiz Taif'e gittiği zaman Taif'teki halk Peygamber Efendimiz'i tanımadığı için kalkıp taş attılar Peygamber Efendimiz'e. Sonradan Taif'te çıktıktan sonra Addas denilen bir ashab-ı kiramın o zaman onun yanına gidip ağaç altına oturup, hadise uzundur, Allahümme gfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Ey Rabbim, benim kavmimi mağfiret eyle, çünkü vallahi bunlar benim peygamber olduğumu bilmiyorlar. İnanın bizim halkımız da bu terör örgütünü ve hareketini gerçekten bilmiyorlar. Biz de onlara bu hareketi tanıtmadık. Niye? Çünkü terör örgütünün, biraz sonra değineceğiz bu konuya, ama terör örgütünün halkımızın her tarafına, Kürtler Müslüman bir halktır. %99. Müslüman bir halk ve dinine de bütün toplumlardan, topluluklardan daha çok fazla bağlı olan bir halk. Öyle de görüyoruz. Biz öyleydik. Öyle bir halktık. Biz ceketimiz olmasaydı, giyilecek elbisemiz olmasaydı, ayakkabımız olmasaydı, hiç moralimizi bozmadan giderdik. Kürtler elbisesiz olabilir. İradesini de
ulusal irade açısında da Kürtlerin ortaya koyduğu hiçbir şeysi yoktu. Yani benim iradem ile ben kullanacağım, ben olacağım diye bir şey Kürtlerin arasında yoktu. Çünkü Kürtler Muhammediydi aleyhissalatü vesselam. Müslüman bir halktı. Onlar ümmet anlayışının içerisinde hayat bulmuşlardı. Terör örgütü geldi ve bu Muhammedi olan, Müslüman olan bu halkı bu o ümmet anlayışı içerisinde kaldırdı, götürdü ve felakete doğru bu halkı götürdü. O felaketi kendi bölgemizde şu ana kadar yaşadık. Saçlarımız artık ak oldu. Ama inşallah terör örgütü bundan sonra biraz sonra ona ayrı inşallah değineceğiz. Evet. Biz federasyon olarak böyle bir terör hareketinin bölgemize musallat olması, halk olarak, siyaset olarak da bunlara karşı verilen mücadele çerçevesinden son derece siyasetin bölgemizde aciz olduğunu da gördük. Yani bir takım insanlar vardı, açık ve net söyleyelim. Siyasette sadece siyasetin bir alanıyla meşguldu. Halk ile devlet arasındaki güzellikleri daha ileriye götürmek ve İslam bünyesinde bu toplumumuzu, halkımızı bir araya getirmek, boş olan alanları doldurmak, milletimize devlet sevgisini, vatan sevgisini, İslam sevgisini, kardeşlik sevgisini aşılayacak çok fazla bölgemizde bir şeyleri görmüyorduk. Çok o zamanlar büyük noksanlıklar vardı. Biz federasyon olarak baktık ki sivil alanda da bu terör örgütünün o zaman 1000'in üzerinde, rakamı net biliyorum, 1000'in üzerinde sivil toplum örgütleri vardı. Herkes evet, oraya bağlıydı. DETAKA'ya bağlıydı açık. Ve odalar, borsalar, şunlar, bunlar vesairen devletin etkisi altında olmalarına rağmen faaliyet açısında baktığınız zaman milletin ileriye gitmesi, ondan sonra o mesela diyelim ki odaların, borsaların yapması gereken çalışmaları halkımıza kazanımlarla uğraşacakları yerde o zaman çok çok daha fazla anlayış ve görüşlere sahip ve o sivil alanları tamamen başka türlü şeylere hizmet etmekteydi. Biz de arkadaşlarımızla bir araya geldik. Önce 60 kişi açılışımızı çok Allah razı olsun diyorum. Sayın Bakanımız Cevdet Bey geldiler, teşrif ettiler. Açılışımızı yaptık elhamdülillah. Sonradan biraz daha ileriye götürdük. Diyarbakır'da teşkilatlandık. Teşkilatlandıktan sonra 8 ilçede biz dernek açtık. Üstünde de bir çatı federasyonumuzu kurduk. Allah'a şükürler olsun şimdi 800 tane kardeşlerimizle birlikte biz federasyonda çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Peki bu 800 kişi kimdir? Bu 800 kişi din adamları, kanaat önderleri, tasavvufi hareketlerin öncüleri, üniversitelerdeki akademisyen kardeşlerimiz, öğretmenler, ondan sonra vaizlerimiz var, doktorlar var. Aramızda bir de aşiret reisleri var, birçok aşiret reislerimiz var. Ziraatle uğraşan, ticaretle uğraşan birçok kardeşlerimiz var. İş adamları olan birçok kardeşlerimiz, biz bir araya geldik. Peki sorarsınız, ne için bir araya geliyorsunuz? Önce biz gençliğimizi her türlü terör hareketlerinden kurtarmak, İslam kardeşliğini tesis etmek, gençliğimizi terörün elinden kurtarmak ve küresel güçlerin amaçları uğruna canlarını feda etmemek için onlarını bu millete, bu halkın birliğine entegre etmek. Toplumumuzun her alanlarına İslam kardeşliğini yayılmak. Sevgi, muhabbet, birlik ve beraberlik, vatanın bütünlüğünü milletimize anlatmak. Bir vatanımız var cennet gibi. Yıllardır biz kendi içimizde dahi dış düşmanlarının sayısı kadar içeride de biz bu vatana düşmanların meydana geldiğini gördük. Halbuki biz hepimiz bir halkız. Ve bu halkta baktığımız zaman şu siyasal hareketlerin halkı değildir. Mesela biz PKK'nın halkı değiliz. Biz Müslüman bir halkız. Çünkü onun hedefini, amacını, her şeysini biliyoruz. Ve biz Müslümanız. Müslüman bir birliğe bağlıyız. Ve bu devletin içerisinde
o birlik ve beraberliği kesinlikle geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ayrıca dinimizi ortadan kaldırmaya çalışan, tıpkı bugün Fransa'nın yaptığı gibi, bütün küresel güçler bizimle uğraşıyor, ülkemizle uğraşıyor. Derindeki bütün amaç ve hedefler biziz. Sebebi ne? Niye bizimle uğraşıyorlar bu küresel güçler? Çünkü İslam coğrafyasında güçlü hiçbir devleti, ekonomisi güçlü, silahlı kuvvetleri güçlü, ondan sonra kahramanca mücadele verip coğrafyada damga vuracak orduları istemezler. Burayı kendi hegemonyalar altına alabilmeleri için mutlaka İslam coğrafyasındaki bütün ülkelerde parçalanma, bölme, paramparça etme gibi mücadeleler milyonlarca dolar, milyarlarca dolar sarf edilerek yapılmaktadır. Şimdi bunu gördük. Peki biz ne yaptık? Biz ise, bizim buradaki düşüncemiz, ümmet coğrafyamızda değil ki parçalanmayı, var olan bütün sınırlarının da ortadan kaldırılması Avrupa Birliği gibi sadece bir çizgiden ibaret olmalıdır. Madem ki onlar Avrupa Birliği ise ve bu kadar birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyorlarsa, el küfrü milletin vahide, biz de federasyon olarak kendi bölgemizde Kürdü, Türkü, Arabı, Farisi, kim olursa olsun bir arada yaşayan halk biziz ve hepimiz bir Allah'a inanıyoruz ve Peygamberimiz de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun da Mevlid-i Nebevisini bütün halkımızın geçen akşamki o şuura vardık. Rabbim bizi ve halkımızı o şuur çerçevesinde bütün alanlarda Cenab-ı Allah diriliş, direnişi Müslümanlara nasip etsin. Hakiki bir Muhammedi ümmet olarak bizlere de o ümmet vasfını nasip etsin inşallah. Toplumun her kesiminden vatandaşların içerisinde olduğu bir federasyonsunuz ve çalışmalarınızdan bahsettiniz. Güneydoğu bölgesinin birçok sorunu vardır. Her bölgenin belli sorunları var. Ama Güneydoğu Anadolu biraz daha farklı. Oranın en başındaki sorunlardan birisi terör. Hani tamam, sadece neden küresel güçler Güneydoğu Anadolu'da? Çünkü yanlışlarımı düzeltin, Büyük Orta Doğu Projesi diye vaat edilen bir proje var. Bu projenin de başkenti Arzu Mevlüt dediğimiz yerlerde Güneydoğu Anadolu sınırları içerisinden geçen bir proje. Bu yüzden küresel güçlerin Güneydoğu Anadolu'ya gerçek bir ilgisi var. O bölge kendilerine vaat edilmiş, Nil'e kadar olan kısım. Bu bölgede terör nasıl başladı hocam? Tamam, bu bir projeydi. Büyük Orta Doğu Projesi vardı. Bu proje ile belki de başladı veya farklı bir proje ile başladı. O bölgenin temel sorunu neden hep terör? İzin verirseniz buraya gelirken, bu sorduğunuz soruya gelirken, tabii, iki cümle eksik bıraktım. Tabii, buyurun, tabii. Ne yapacaksınız? Biz 54 bin tane Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte, valiliğimizin de sayın o dönemdeki valimize de teşekkür ediyorum. Onların desteği, Milli Eğitim Bakanlığımızın, Milli Eğitim Müdürümüzün de desteğiyle 54 bin tane öğrencimize Vatanım Benim adlı bir proje Diyarbakır'da uyguladık. Vatanım. Yani Vatanım Benim projesi gerçekten lise öğrencilerini taşıdık ve onlara İslam kardeşliğini, Orta Doğu'daki bu buhranı videolarla gösterdik elhamdülillah. Ayrıyeten bir müftümüz, vaizlerimiz geliyorlardı, üstadlarımız geliyorlardı. Bu kardeşlerimize, evlatlarımıza Kur'an-ı Kerim'in güzel sedasıyla birlikte 2000 kişiyi bir araya getiriyorduk. Susması mümkün değil. Ama Kur'an'ın bir nidası, dedim ya Kürtler Müslüman bir halktır. Evet. Kur'an'ın bir besmelesi okuduktan sonra sanki o 2000 kişilik o yerde hiç kimse yokmuş gibi. Herkes susuyordu. Sayın bizim müftümüz, Allah razı olsun, çok çok emekleri oldu o zaman. O da diyordu ki hocam bunlar nasıl susacak? Onlar hocam Kur'an'la susacaklar. Dedik ve gerçekten de öyle oluyordu. Sonradan 25 dakikada en güzel şekliyle memleketimizin birliği, beraberliği, İslam kardeşliği, birlik ve beraberlik açısında Peygamber Efendimizin o güzel ahlakındaki güzellikleri evlatlarımıza da anlatıyorduk. Ve o şekilde elhamdülillah o projemizi bitirdik. İkinci projemiz var, üçüncü projemiz var. Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İkinci projemiz için inşallah bize destek vermeyi söz verdiler. O da din adamlarıyla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili de projelerimiz var. Ayrıyeten halkımızın her tarafa gitmek,
halkımıza gitmek, evlere gitmek, ziyaret etmek, köylere gitmek gibi her alandaki bizim dernekteki kardeşlerimiz o birlikteliği inşallah beraberliği bir arada yapacağız. Yalnız bir şanssızlığımız var ki toplumumuza musallat olan bu koronavirüs. Ondan sonra inşallah bu çalışmalarımızı devam edeceğiz. Bahsettiniz terör örgütüyle ilgili. Terör örgütü zaten biliyorsunuz 84 tarihinde ilk silahlı eylemini başlattı. Kimdir bu terör örgütü? Hani diyoruz ya halkımız tanımıyor. Gerçekten tanımıyoruz. Şimdi şurada bir örgüt kuruluyor. Şurada bir örgüt kuruluyor. Ve bütün dünya o örgütlere seyirci kalıyor adeta. Büyüsün. Yani şu anda öyle yapıyor. Bazen İslam'ı referans olarak alan örgütler de öyle. Mesela birçoğu biz gördük DAEŞ gibi, şu gibi vesaire. Şeklini İslam'a göre bürünüp ama hedeflerinden, gayelerinden baktığımız zaman küresel güçlerin tek tek istekleri gene bizim İslam coğrafyamızda onların eliyle de aynı şekilde meydana gelmektedir. Peki biz devlet olarak o terör güçleri daha başlangıçtayken yasalarımızı değiştirip onların yanına gidip ne yapmak istiyorsunuz? Biz bir milletiz, bir ümmetiz. Bizi tahrip edemezsiniz. Bizi birbirimize düşüremezsiniz, öldürtemezsiniz. Gidip o esnalarda mücadele verseydik o tarihlerde, bugünkü gibi o gün mücadele verseydik, biz şimdi terör örgütü diye bir şeyden bahsetmezdik. Acaba hiçbir şey meydanda yoktu da terör örgütü bunu kullandı da ve halkı ikna etmeye çalıştı bugüne kadar geldi. Evet, birkaç konuda bizim eksikliklerimiz vardı o zaman. Mesela Kürtçe dili, ben aslında köken olarak Kürdüm. İki tane de şehidim var PKK'nın karşısında. PKK terör örgütünün şehit ettiği başta abim olmak üzere. Şehit ailesiyim de. Amin. Bütün şehitlerimizi bu münasebetle Rabbim hepsini affa mağfiret eylesin inşallah. Cennetine nail eylesin. Kendi abimden biliyorum. İnşallah kıyamette de hepsi, bütün şehitlerimiz bize de şefaatçi olurlar. Çünkü onların hedeflerini, gayelerini çok iyi biliyorum. Bu münasebette yani terör örgütünün yaptığı bu, bütün bu alandaki çalışmaları Kürtleri aldatmak açısında Kürt dilini o zaman dile getirmeye, kullanmaya çalıştı. Yani biz Kürtlerin serbestçe kendi diliyle konuşamıyor, şu yapılmıyor. Öyle miydi? Evet, öyleydi. O zamanlar öyleydi. O zamanlar Kürt dilinin, yani Kürtlerin kendi ana diliyle konuşması üzerinde büyük bir baskı vardı. Ve terör örgütü o baskıyı kullandı. Ya, çok ülkemize de çok büyük bir paya mal ettirdi. Bir tufana mal ettirdi. Çok büyük senelerimizin hebaen mansura gitmesine de sebep oldu. Mesela bugün TRT Kürdi var. Ben şahsen aciz olarak da 2 sene orada bir programla halkımıza hitap ettim. En güzel şekliyle. Ve biz Kürtçe konuştuk, vatan da bölünmedi. O zamanki anlayış, bugünkü anlayışla para, yani terör örgütünün anlayışıyla aşağı yukarı paralel bir şekilde düşünmekteydiler. Yani onlar da dindar olan insanları bu memlekette bastırmaya çalışıyorlar. Terör örgütü de aynısını yapıyor. Ve biz öyle bir hale geldik ki terör örgütü hem Kürtlerin dili hem Kürtlerin kültür ve tarihi ne kadar acayip bir şeydir. Terör örgütü Marksist, Leninist, Allah'ı inkar eden, dini inkar eden, peygamberlerin tümünün karşısına çıkan bir örgüt. Böyle bir örgüt, Müslüman, Muhammedi, peygambere bağlı olan bir halkın arasında nasıl yer bulabiliyor? İşte bu şekilde yer bulabildi. Kendi asıl hedefini, yani Marksist, Leninist, kanton sistemlerini korumak. Hedefimiz, asıl hedefimiz budur. Ey Kürtler, siz de bunun için gelin kendinizi feda edin demedi terör örgütü. Bizim eksiklerimizi, devletimizin o zaman, o çağdaki eksikliklerini kullandı. Mesela Kürtlerin tarihi, Marksist, Leninist bir tarih değil. Müslüman, İslam, bizim bütün ecdatlarımız, Ahmed-i Khan'dır, Melai Cezeri'dir, bizim bütün bu şairlerimizde, bütün ondan sonra müfessirlerimize bakın. Yani bizim tarihimiz İslam'la yoğrulmuş bir tarihtir.
Terör örgütü İslam'da yoğrulmuş bir tarih, tarihe sahip olan bir halkın temsilcisi olamaz. Onun için orada da kimliğini gizledi terör örgütü. Ayrıca terör örgütü Kürtlerin eğitim alanlarına musallat etti. Kendi dilinizle okumuyorsunuz, şöyle yapmıyorsunuz. Bir ara birkaç tane okul açıldı. Evet. Onlar da kimse çocuklarını göndermedikleri için o okullar da kapandı. Şimdi şu anda dahi çok kullanılıyor. Kendi okulumuza gitmiyoruz, kendi ana dilimizde. Bir yani en büyük silahlarla kullanarak geliyor terör örgütü. İnanıyorum 4-5 tane ilde, vilayette birer tane ilk öğretim okulu açılsa ve önce bunlara diyeceksin ki, yani bu terör örgütünün yan odası olan bir siyasi hareket var biliyorsunuz. Evet. O siyasi hareketin başkanlarına diyeceksiniz ki Avrupa'daki bütün evlatlarınızı getirin. İşte Kürt dili. Yahu Kürt dili Müslüman bir halkın dilidir. Müslüman bir toplumun dilidir. Türk dili Müslüman bir halkın dilidir. Türk halkı nasıl dili Allah yaratıp ilahi bir وَمِنْ آيَاتِهِ اِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ renklerinizin değişikliği, kültürünüzün simalarınızın değişikliği, bir de dillerinizin değişikliği benim ilahiyetimin azamiyetindendir diyor Cenab-ı Allah. Biz bütün insanlar bütün dillere saygı göstermek zorundayız. Peştun'un diline saygı gösteriyoruz. Diyarbakır'da Almanca bir okulu o zamanlar açıyorduk. İngilizce okulu açıyorduk tamamen. Bunlar moderndi, güzeldi. Ama yanında bir Kürtlerin dilini, kültürünü tamamen böyle bombardıman eden ve Marksist, Leninist zihniyetine on binlerce insanımızın hayatına mal ettirilen bir terör örgütünün bu açıdaki istek ve arzularını maalesef topluma, halkımıza anlatamadık ve bitiremedik, engelleyemedik. Şimdi bu terör örgütü şu anda bütün halkımız görüyor ama gene de tanıtamıyoruz. Neyi görüyor halkımız? Şu anda terör örgütünün yüzünü. Artık Kürdistan diye kullandıkları bir mefhumlarının kesinlikle olmadığını. Terör örgütü sadece ve sadece bu mefhumu Kürtleri belli bir yere kadar gidip Marksist, Leninist dediğim gibi ilahsız bir kanton sistemini kurmak. Ve bunun destekçileri baktık ki kimler çıktı? Avrupa ülkeleri tek tek meydana geldiler. Amerikan tamamen destekçileri oldu. Sonradan baktı ki bunlarla bunlar arasında da çok büyük problemler var aslında. Trump dedi ki aslında ben Kürtler için bir şey yapmak istemiyorum orada. Onlar benim açtığım petrol kuyularımın bekçileri, ancak o kadar bir işe yararlar. Düşünün, bir milletin evlatları, adı Kürtler, Müslüman Kürt halkı, ta dünyanın öbür ucundan gelen ve topraklarını işgal eden, milyonlarca halkını öldüren bir gücün arasında çıkardığı o milletin iaşesini, milletin ekonomisinin en büyük can damarını onlara heba edip bekçilik yapmaktadır. Kürtler bu mu? Bunun için mi Kürtler mücadele veriyor? Şimdi diyecekler ki başka bizi dünyada eden yok, başka güçler yok. Dünyada onların sistemi net olarak meydana gelseler, deseler ki bizim amaç ve hedefimiz bu. İnanın, ben inanıyorum şu anda o yan odadaki siyasal harekete destek veren halkımızın yüzde sadece 10-15 destek verirler. Kürtlerden bu o kadar da almaz. O kadar destek yüzde 10-15. Olmaz. Ya destekleri var ya yok. Geride kalan bütün halkımız bilse ki neden biz federasyon olarak karşıyız? Böyle bir zihniyet gelse, Allah'ı tanımayan, dinimizi tanımayan, peygamberimizi tanımayan, İslam kardeşliğinin kökünü ortadan kaldıran, ümmet anlayışının ruhuna karşı olan ve Kur'an'ın içeriğinin tümünü etkisiz hale getirmeye çalışan bir zihniyet, eğer o başımıza musallat edip Allah muhafaza etsin, bir güç kazanırsa bu bölgede, eğer kazansaydı ta o Çukur hadiselerine kadar, bizim gerçekten çok büyük bir korkumuzdu. Yani diyordu ki acaba bu terör örgütüne hakikaten onları kahramanlaştıracak, fedaileştirecek böyle bir yetki verirler mi? Acaba oraya doğru mu gidiyoruz diye büyük korkumuzdu. Peki gitseydi ne olurdu? İşte gitseydi bu halk tamamen peygamberini kaybederdi.
tamamen dinini kaybederdi, tamamen ümmet anlayışını kaybederdi, birlik ve beraberliğimizi kaybederdik. Niye? Bunun örneği bugün Suriye'nin kuzeyinde var. Kuzey Suriye'de. Evet. İşte Kuzey Suriye'de var. Ne yapıyorlar orada? Gidin bakın. Camilerine bakın. Oradaki Müslümanlara bakın. Oradaki dindar olan taifelere bakın. Varlıkları var mı? Düne kadar çoban olanlar, düne kadar toplumun 5 kuruş yaramıyor dedikleri insanlar bugün orada baş olmuş ve küresel güçlerinin tek tek istediklerini yerine getirmektedirler. İşte biz Kürtler Müslümanız, Muhammediyiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin asıl vatandaşlarından bir halkız. Çünkü Çanakkale sadece Türk kardeşlerimizin orada verdiği bir mücadele değil. Bizim de ecdatlarımız orada, Kürtlerin de ecdatları orada can verdiler. Birlikte bizim bu vatanı kurtarırken, birlikte kanımız aynı yerlere aktı. Aynı can fidakarlığı biz Hazreti Muhammed'den ümmet anlayışından alınarak ve o şuurla o kardeşlerimizin yaralılarını taşıyorduk. Onların cenazelerine sahip çıkıyorduk. Ve hep birlikte bu vatanı kurduk. Ve bu bayrak Rabbim hiçbir zaman zeval vermesin inşallah hepimize aittir. Ben şu açıda böyle bir parantezle açmak tabii, istiyorum izniniz varsa. Estağfurullah buyurun. Bu çok büyük bir tehlikedir. Terör örgütü yavaş yavaş askeri açısında görüyoruz ki elhamdülillah böyle büyük bir yokluğa doğru gidiyor ve tesirlerini azalmış. Bitmek üzere. Evet, tesiri çok azalmış. Terör örgütü böyle bir yere doğru giderken terör örgütünü canlandıran etkenler vardır. Evet, silahlı mücadelenin silahlı mücadelenin başarısının mücadele. Öbür tarafında yani sivil alanda sivil alanlarda onlara can veren STK'lardan bir takım şeyler var. STK'lar çok azalmış o açıda elhamdülillah. Diğer taraftaki STK'lar bizler tam görevimizi yapıyor muyuz halkımıza karşı? Maalesef o görevimizi tam olarak yerine getirmiyoruz. Biz de getirmiyoruz. Çünkü bu Kürt dediğimiz kardeşlerimizin hepsinin evlerini, kapısını çalan terör örgütü müdür? Evet. Bugüne kadar onlardı. Ama biz devlet olarak memurlarımızı halkımızın kapısına göndermedik. Bakın biz varız sizin için. Bir ihtiyacınız varsa biz meydandayız. Bu kuruluşlar sizindir. Ve hep sizin için meydandayız. Eksikleriniz ne varsa eksikleriniz için sonuna kadar mücadele, birlikte mücadele etmeye hazırız demedik halkımıza. Hocam araya gireceğim. Özellikle FETÖ döneminde bu FETÖ döneminde de bu bölgede yine FETÖ ile PKK'nın bir işbirliği artık aşikar ortaya çıktı. Kurumlara sızmalar. Nasıl FETÖ mensupları sızdılarsa PKK terör örgütünün sempatizanları da bazı kurum ve kuruluşlara belki de fazlasıyla sızdılar o bölgede. Elbette ki yani FETÖ terör örgütü döneminde özellikle FETÖ'nün bu açıda ben bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. FETÖ'nün hareketi eskide Müslümanları kullanarak, dini kullanarak küresel güçlerinin maşasıydı. Bizler onu iyi tanımadık. Maalesef halk olarak. Biz Müslüman olarak onları gördük. Dindar olarak gördük. Evet. Ama bugün her şey meydana çıkmışken hala FETÖ'ye hizmet eden bir insan ben onun dininden şüphe ederim. Onun milli duygularından şüphe ederim. Bana göre ne dini var ne de milli duygusu var. Niye? Çünkü dini olan bir insan Pensilvanya'dan Amerika'nın çıkarları için çalışmaz. Kesinlikle. Küresel güçleri için çalışmaz. Bunu bilen bir insan, bir halkımız hala onun arkasında yürüyorlarsa gerçekten en şiddetli cezaya çarptırılmalıdırlar. Ama o dönemde de FETÖ gerçekten milli birlik ve beraberlik açısında da terör örgütüne yarayacak birçok şey yaptı. Biz onları öbür tarafa bırakıyoruz. Terör örgütü de o halkımız açısında birçok çaba harcadı. Ve biz bugüne kadar geldik. Tehlike dedim az önce. Evet. En büyük tehlikelerden bir tanesi de batıya giden, özellikle batıdaki Müslüman halkımıza ben söylüyorum. Dindar Müslüman halkımıza ve herkese bunu söylüyorum. Sizin orada bütün Kürtleri bizler gibi bedel veren, sizlerden hatta daha çok fazla biz bedel vermişiz bu memlekette.
şu anda da terör örgütüne karşı en fazla çile çeken bizleriz. Onların sempatizanlarına karşı. O bölgede Kürtleri bir yerde görüp de Kürtlerin tümü terörmüş gibi, Kürtlerin hepsi aynı gözle onlara bakmak, ondan sonra onların hepsini bir kefeye koymak, orada o insanlara karşı nefret beslemek, o oradaki Müslüman kardeşlerimize, o Müslüman bu halkın evlatlarını milli duyguları çerçevesinde, işte biz Türk'üz, siz Kürtsünüz, aradaki bir ihtilafı genişleten halkımıza sesleniyorum, diyorum ki sizin yapmak istedikleriniz terör örgütünün de yapmak istedikleri arasında çok fark yoktur. Çünkü terör örgütü bu ayrımcılığı yaratıyor, silahıyla yapıyor, siz de dilinizle bunu yapıyorsunuz. Arap şairi diyor ki cerahatü sinani lehel fiyamu ve le yeltamu ma cerihel lisanu, manası hançerin açtığı yara tutar iyileşir. Dilin açtığı yara hiçbir zaman iyileşmez. Gençliğimize, üniversitedeki gençliğimize sesleniyorum. Sakın oradaki Kürt olan Müslüman kardeşlerinizin dilinizle onların ciğerlerinde yara açmayın. Gelip orada çalıştıkları zaman sizin bütün bu yaptıklarınız ondan buradaki terör örgütünün yandaşları istifade ediyor de meydandaki bütün fitneyi biraz daha genişletmeye çalışıyor. Onun için o özellikle sesleniyorum. O bir gerçekten bir büyük bir felakettir. O felakete karşı bugüne kadar çok şehit verdik ama birlik açısında devletimiz hiçbir zaman ödün vermedi. Halkımız da ödün vermemelidirler. Tam tersine terör örgütüne karşı diyeceğiz ki biz Kürt kardeşlerimizle evet Çanakkale'de nasıl o zaman kardeştik, bugün de aynı şekilde kardeşiz. Daha fazla kardeşiz. O zaman ne olur biliyor musunuz? O zaman terör örgütünün yapmak istediği ayrımcılık hareketlerinin tümünü boşa çıkarmış olur. Boşa çıkartmış olacağız. Bu da birlik ve beraberliğimizi biraz daha perçinleyecek. Hocam Güneydoğu'da tabii Türkiye'nin tüm illerinde var. Özellikle Güneydoğu'da Siyonist çalışmalar, gençlik arasında yayılan deizm, ateizm. Aslında PKK'nın en çok istediği, terör örgütünün en çok istediği şeylerden birisi de buydu. O bölgede bu yönlük çalışmalar vardır. İlla ki sizler de denk gelmişsinizdir. Onlardan biz de denk geldik aslında. Baktığımız zaman kendi yaşıtlarımızın içerisinde deizme, ateizme kaymış bir sürü genç arkadaşımız var. Güneydoğu'dan da gelenler var. Karadeniz'den gelenler de var. Batı'dan da gelenler de var. Ama Güneydoğu'da bu faaliyetler yıllar öncesine kadar dayanıyordu. Şu an o bölgedeki çalışmalar. Bu konuda ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istiyoruz. Uzun birkaç senedir. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafını saran çok muhterem insanlar var. Çok izzetli insanlar var. Ama bir kısım insanlar da devlet kurumlarında olduğu gibi biz bakıyoruz ki gerçek hakikatleri Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlete ulaştırmak açısında o mücadeleleri veren insanların önü kesilmektedir hala. Nedir bu mücadele? Az önce bahsettiğiniz, mesela bir örgüt çıkacak, bir hareket çıkacak. Dış ülkeler hiçbir zaman bu ülkeyi boş bırakmazlar. Çünkü coğrafyamız da, ondan sonra vatanımızın içerisindeki bu cennet, vatan içerisindeki suyu, havası, mevsimi, ondan sonra madenleri, her şeyiyle gerçekten cennete benzer bir vatanımız var. Bunun için bir can değil, bin can feda etmeye değiyor bu memleket. Sahip çıkacağız. İnşallah can fidakarına sahip çıkacağız. Ama bu vatan coğrafyamızı ortadan kaldırmak için birçok küresel güçlerin uyguladıkları FETÖ gittiği zaman HATO'yu koruyorlar. Daimen arkadaşlarıma söylüyorum. HATO meydana çıkıyor. HATO'nun yaptığı işlere bakıyorsun. FETÖ'nün yaptığı işlerden çok çok daha ağırdır. Çok daha ağır bir şekilde. Mesela deizmi körükleyecek, ateizmi körükleyecek öyle söylevler var ki, yani memleketimizde de 7-8 kişi var. Ve bu 7-8 kişi Müslümanları Hazreti Peygamber'den soğutma, İslam'dan soğutma, dinden soğutmak için ellerinden gelen her şeyi Kur'an adıyla yaptıklarını dile getiriyorlar.
Özellikle sosyal medyada bunu görüyoruz. Evet. Bu bizim bölgemizde de o kadar çoğalmış ki şu anda gençliğimiz büyük bir buhranla deizme doğru gitmektedir. Büyük bir çoğunlukla o tarafa doğru gitmektedir. Bunun karşısında dün terörün karşısında sivil alanda çaba harcamadığımız gibi bugün bunların karşısında da devlet olarak çaba harcamıyoruz. Ne olsun? Gelsin, eline silah alsın veya büyüsün. Bakalım ki eğer yasalar çerçevesindeki birçok yasanın hemen bu memlekette yiyeceğimiz su ve ekmekten daha fazla bizim için önemlidir. O yasaları ortadan, o yasaların değiştirilmesi gerekmektedir. Evet, evet. Mesela beklemeyeceğiz bu insanlar 20 milyon gencimizi bizim elimizden alsın. Beklemeyeceğiz ki bu insanlar mesela 500 bin tane gencimize sahip olsunlar. Eğer baktık ki bu milletin dinini hedef alıyor, bu milletin peygambere olan bağlılığı hedef alıyor, bu insanlar kim olursa olsun çekeceğiz, soracağız, müsaade edilmeyeceğimizi anlatmamız lazım. Özellikle deizme yönelik olarak ben söylüyorum. Bunun için çok mücadele verilmektedir. O mücadeleye karşı devletimiz gerçekten inanıyorum, takip ediyorlar, bakıyorlar ama yasalar olmadığı için bir şey yapmıyorlar. Yavaş yavaş bunlar da büyüyorlar. Üniversitelerde büyüyorlar, liselerde büyüyorlar, sosyal medyada çok büyük alanda mücadeleler, akımlar gelmektedir ve biz gençliğimizi her alanda sahip çıkmalıyız. Hocam yavaş yavaş programımız sonuna geliyor. Son 10 dakika kaldı. Diyarbakır anneleri, biz de yay geliyor, bültenlerimizde yay veriyoruz. Orada biz nöbetteler, evlat nöbetindeler. Siz de o bölgeden geldiniz. Siz de onlarla görüşüyorsunuz. O konuya da değinmek istiyorum. Şu an oradaki Diyarbakır annelerin mücadeleleri ne aşamada? Şimdi ben şunu da söylemeden izin verirseniz. Estağfurullah, buyurun hocam. Ben bunu da söyleyeyim. Tabii. Devletimiz özellikle nüfus bakımında gençleri çok olan, Bağlar doludur maşallah genç. Ya bakın Bağlar ilçesi. Evet, Bağlar ilçesi. Hı hı. Bizim mesela örneğin şehitlik doludur. Binlerce gencimiz var. Biz herkesi Ankara'daki bir müteahhit gibi veya bir holding gibi düşünemeyiz. Burada öyle bir fakirlik var ki yetkililer gelsin onları götüreyim tek tek evlerine. O kadar çaresiz insanlar var ki, o kadar gerçekten ekonomik açısından krizde olan insanlar var. Evlenmek isteyip de evlenemeyen gençlerimiz sayısı hadsizdir. Ve bu insanlar evinde bekliyorlar, bir çare bekliyorlar. Sosyal devlet diyoruz ya, işte o sosyal devletin en kısa zamanda bu gençliğimize gitmelidir. Evet, valilerimiz, bir kısım bürokratlarımız, hepsi değil yalnız, bir kısım bürokratlarımız bunun için projeler uygulanmaktadır ama çok yetersizdir bu projeler. Peki biz eğer 50 bin tane genç, 100 bin tane gencimizi onlara sahip çıkmazsak, onların eğitimine sahip çıkmazsak bölgede, onların ev kurmak açısında, evlenmek açısında insani duygularını, İslami duygularını yeterince biz eğer temin etmezsek onları kimin vicdanına teslim edeceğiz? Elbette ki onları terör örgütlerinin ve bu hareketlerin vicdanına teslim edeceğiz. Devlet sosyal olarak bir takım fonlar vasıtasıyla bu gençliğe sahip çıkması lazımdır. Birçoğu işte ekonomik yoksulluktan dolayı içkiye, esrara, şuraya, buraya müptela olup hayatta, genç hayattayken daha aynen tıpkı terörün yok ettiği gibi bu alanda da birçok insan hayatını kaybetmektedir. Hayattan heba ediyorlar. Hebaen gidiyorlar. Onun için devlet, sosyal devlet olarak biz projelerimiz hazırdır. Birçok alanda projelerimiz hazırdır. Bu alanda bu milleti, bu halkı yeniden terör örgütünün vicdanına teslim edemeyiz. Veya terör hareketlerinin vicdanına teslim etmememiz lazım. Eğer edersek bütün yetkililerimiz, vallahi Allah katında bunun hesabını hepimiz vereceğiz. Onun için bu açıyı da vurgulamak istedim. Evet, bizim HDP'nin önündeki annelerle ilgili birkaç defa onları ziyaret ettik. Gerçekten çok önemlidir. Eğer Kürtler bu örgütü tanısaydı, gidip onlara da söyledim, bu hareketleri tanısaydı, bütün Kürt anneleri HDP'nin önünde bugün olacaktı. Eğer biz halkımıza şu annelerin yaptığı bu ağıtlar ve gözyaşları ne için attıklarını bilseydi bizim bölgemizdeki anneler,
inanın birçoğu oraya akacaktı. Ama biz hala hakikaten o annelerin yaptığı mücadele çok çok önemli bir mücadeledir. Desteğimiz sonuna kadar o annelere vardır. Ve biz istiyoruz ki teröre bulaşan bütün gençlerin annelerinin yeri eğer Müslümansalar ve evlatlarının bir deizme, terörizme feda etmelerini istemiyorlarsa, o davaların adları altında feda etmek istemiyorlarsa yerleri orasıdır ve gidecekler, evlatlarını isteyecekler. Biz de sonuna kadar destek veriyoruz. Siz destek olacaksınız bölgede. Zaten Diyarbakır halkının da oradaki annelere bir desteği var. Hocam son olarak güncel konulara, 5 dakikamız kaldı. Güncel konulara değinmek istiyorum. Son dönemde Fransa'da çıkan İslam karşıtlığı, hemen yanı başımızda Ermenistan, Azerbaycan olayı. Bu konularda neler söyleyeceksiniz? Bu konuda el-küfru milletin vahide diyorum. Küfür tek millettir. Evet. Küfür sadece Fransa'daki sistemleri ben kastediyorum. O sistemlerinin karanlık odaları tamamen Hazreti Muhammed'in risaletine karşı yoğun bir şekilde savaş, o Haçlı Zeyniyet'in savaşları durmamıştır. O hala devam ediyor. Ecdatlarımızın o Çanakkale'deki o fedakar ruh bugün bu halkı da beklemektedir. Şu manaya gelmez. Müslümanlar gitsin onların ülkelerinde terör hareketleri yapsınlar. Veya sivil hareketlerine karşı, onların sivillerine karşı veya onların kutsallarına karşı, kutsal mekanlarına karşı eylem yapsınlar. Eğer ismi Müslüman olan herkes önderleri Hazreti Muhammed ise, o zaman Hazreti Muhammed'e bakacaklar. Peygamber Efendimiz kendilerine karşı savaş etmek isteyen ve ordularını dağıtmak isteyen veya o toprakları İslam'ın şiarları altında çıkarmak isteyen orduya karşı sonuna kadar sahabeler kahramanca mücadele veriyorlardı. Ama Resulullah komutanları çağırıyor. Onlara diyordu ki kadınları öldürmeyeceksiniz, çocukları öldürmeyeceksiniz, yaşları öldürmeyeceksiniz. Ondan sonra kiliselerini, inanç mabetgahlarını yıkmayacaksınız, şunu yapmayacaksınız, bunu yapmayacaksınız. Zaman yetmiyor ki hepsini beyan edeyim. Peki madem ki Resulullah'ın ümmetisin, onlara layık olan bir eylemi sen Müslümanlar adına nasıl yaparsın? Müslümanlar adına yapılmamaktadır. Kendi işlerinde kendileri eylem yapacaklar ve Müslümanları gene terörize etmeye çalışacaklar. Onun için Müslümanlar çok dikkat etmeleri gerekiyor. Her alanda el-küfrü milletin, küfür tek millettir diyorum. Şeyde de aynı. Biz bakıyoruz Ermenistan ile Azerbaycan arasında, terör örgütü Ermenistan arasında. Ya onun yanındadır. Onun içinde mücadele vermektedir. Evet. Peki bizim de bir iman anlayışımız var. Biz de imandaşlarımızla beraberiz. Azerbaycan halkından yanayız. Çünkü İslam da Kur'an da bunu emrediyor. Toprakları işgale uğrayan Azerbaycan halkıdır. Azerbaycan halkı Ermenistan'ın topraklarını işgal ederse ona dur deriz, zulüm etme deriz. O noktadan sonra Azerbaycan'la beraber olmayız. Biz hiçbir zalim güçle beraber olmuyoruz. Olmamalıyız Müslümanlar olarak. Onun için şu anda Ermenistan'ın toprakları işgal altında mı? Hayır. Peki Azerbaycan'ın toprağı işgal altında mı? İşgal altında. Ha bunu da ben söyleyeyim. Çok fazla imser olmayalım. Çünkü Orta Doğu'da işgal altında olmayan Müslüman çok nadir ülkeler var. Geride kalan ülkelerin birçoğu zaten siyaseten şu bu vesairen işgal altında girmişler yıllarca önceden bugüne kadar. İslam ümmetinin zamanımız kaldı mı? Şu iki cümlelerle. Tabii hocam son sözlerinizi alalım evet. O zaman. İslam ümmetinin biz ümmet olarak, Müslümanlar olarak ve bu vatanın içinde yaşayan halk olarak kendi irademizi binlerce milyonlarca can versek de eski tarihlerde olduğu gibi Amerikalıların başka ülkelerinin kapısı altında jandarmalık yapmayacağız. Evet. Biz irademize sahip olacağız. Onlara teslim etmeyeceğiz çünkü biliyoruz ki onlar bizi sevmiyorlar ve onlar halk olarak kesinlikle bizim peygamberimiz dinimizin karşısında savaş vermektedirler. Biz de Müslümanlar olarak onlara karşı yapacağımız tek mücadelemiz birbirimizi sevmemiz, birliğimizi kurmamız, ittifaklarımızı geliştirmemiz. Ondan sonra eşiddâ ve alel küffâr şu son cümlem olsun. Ruhamâ beynehum.
bu küfür sistemi ve içimizdeki onların yardımcılarına karşı son derece tavizsiz olacağız. Ama kendi aramızda da ümmet coğrafyasında da hep mazlumlarda ve hep de kendi halkımıza karşı son derece merhametli olacağız. Rabbim o şekilde bizleri ve bütün halkımızı merhametli olan insanlardan eylesin. Birlik ve beraberlik vatanın bütünlüğü için çalışanlardan eylesin. Bu arada bütün özellikle Elazığ halkımız ve tüm Türkiye ve tüm vatan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize hayırlı geceler diyorum. Rabbim bizleri bütün bu tufanlardan muhafaza etsin. Çok teşekkür ederiz hocam. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz bizimle birlikteydi. Kendisi Diyarbakır'dan geldi, misafirimiz oldu. Bugün de süremizi doldurduk. Başka bir gündem özel programında görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, esen kalın.